Çok önemli bir nokta, özellikle eğitim öğretim sisteminin başladığı bu dönemde çok büyük bir dönüşüm yaratılmaya çalışıyor. Bu dönüşüm eğitim kesimlerinden, işte eğitim senden tutalım da sendikalardan, işte ailelere kadar, topluma kadar sorularak, tartışılarak yeni bir eğitim modeli yaratılabilmiş değil. Tam tersine AKP Saray iktidarının kendi iktidarını süreklileştirebilmesi için, sürdürebilmesi için, kendi oy potansiyelini üretebilmesi için işte o yeni kimliği yaratmaya odaklanmış bir müfredat ile karşı karşıyayız. Okulların fiziki yapısının düzenlenmesinden tutalım da pek çok şey aslında bu hedefe göre, yani AKP'nin hedeflerine göre planlanıyor. Oysa ki toplum halklar bahçesi, pek çok kimlik, kültür, inanç bu toplum içerisinde var ve o nedenle de laiklik çok önemli bir gündem maddesi olmak durumunda. Devletin temelinde ya da eğitim sisteminin temelinde demokratik bir laiklik anlayışı ile bütün yapıların örgütlenmesi gerekiyor ki o zaman herkesin inancına saygılı bir eğitim sistemi olsun ve toplum yaşamı da buna göre düzenlenmiş olsun. Fakat biz burada aslında bir mezhebin, bir inancın ve bir mezhebin çarpık bir şekilde kendini dayattığı ve bilimsellikten uzak, aslında dinden de uzak, İslam'dan da uzak bir yönelimi görüyoruz. Yani eğitim sisteminin içerisine şunu yerleştirmek, işte evin reisi erkektir ve kadınlara ne yapacağını söyler. Kadınlar da buna itaat etmek durumundadır. İşte kadın da evi çekip çevirir, işte ve çocukların reisidir, onları yönetir gibi böyle bir işte artık tarihin çöplüğüne atılması gereken kadın mücadelesiyle ve toplumların gelişmesiyle dönüşmüş olan eşitlik ilkelerine göre yeniden bir hayatın düzenlendiği günümüz dünyasında bu tip müfredat değişiklikleri yapmak, yani dini yaşama bir hizmet etmek de değil. Kaldı ki eğitim sisteminin dine hizmet etmek gibi bir görevi de yoktur. Tam tersine laik bir şekilde ve cinsiyetçi ögelerin oradan sökülüp alınarak, eski müfredattan sökülüp çıkartılarak yeniden düzenlenmesine ihtiyaç varken biz şimdi tam tersini görüyoruz. Bu birlikte yaşamı ortadan kaldıran, farklı inançların ezilmesini getiren bir yaklaşım. Alevi toplumunun bugüne kadar sanki sesini, sözünü anlamak, kavramak istiyormuş, sorunlarını dinlemek istiyormuş gibi. İşte 7 tane çalıştay yaptıklarını biz biliyoruz ve bu çalıştaylar sonucunda yapmak istenilen şey, AKP iktidarının yapmak istediği şey, Alevi toplumunu asimilasyona uğratmak ve kendi normlarına, kendi çizdikleri sınırlar içerisine devletin Alevilerini yaratma çabasıydı. Bunu başaramadıkları için işte şimdi farklı yönelimler içerisinde olduğunu görüyoruz. Artık herhalde Çalıştay da yapmazlar bundan sonra. İşte kendi Alevi kurumlarını oluşturmaya çalışmak, işte Alevi inanç merkezlerine yönelik olarak o ayrımcı dili ve politikaları takip etmek gibi bir yönelimlerin olduğunu görüyoruz. Bütün bunların yansıması bu topluma barışın gelmesi için, birlikte ortak bir yaşamın kurulması için aslında kötülük etmektir. Çatışmayı ve işte huzursuzluğu, şiddeti sürdürmektir. Bütün bunlara karşı olmak gerekiyor. Toplumun aslında çok duyarlı olması, çok tetikte olması ve gelişmelere müdahale etmesi gerekiyor, müdahil olması gerekiyor. Bu sadece Alevi toplumunun değil, barışı savunan, demokrasiyi savunan bütün toplumsal kesimlerin burada sokağı kullanması gerekiyor, mitinge katılması gerekiyor ve demokratik, laik, ana dilinde bir bilimsel eğitim sisteminin talep etmesi gerekiyor ki bu 17
Eylül'de yapılacak mitinginde hedefi bu. O açıdan oldukça önemli bir miting. Evet.